Montajı oluşturan ve montaja bağlanmış olan bileşenlerin doğru dizinler içerisinde yer alması oldukça önemlidir. Bu amaçla Woodwork for Inventory yazılımı proje yönetimi ile dizin organizasyonunu yapmanızı sağlamaktadır. Bunun için Get Started bölümünde yer alan Project bölümüne gelmeniz yeterli olacaktır. Burada Project dediğimiz projeler bölümü açılan diyalog penceresi 2 adet gözden oluşmaktadır. Üst çekmecemizde görmüş olduğunuz gibi daha önceden Woodwork for Inventory yazılımında oluşturmuş olan projeler ve halihazırda kullanılan proje dosyalarını ve dizinlerini, yollarını burada görmüş oluyoruz. Örneğin bu eğitim videolarını çekmiş olduğumuz dizilimiz bu yolda yer almakta. Ve ismi de Woodwork for Inventor Eğitim adı altında. Alt kısma geldiğinizde ise burada yer alan bölümde düzenlemeler yapmanızı sağlayan bölümümüz. Bakın burada şöyle iki farklı özelliğimiz var. Bunlardan bir tanesi single user dediğimiz, yani tek bir bilgisayar, tek bir lisans ile kurulmuş ise ve bu bilgisayarın hard diskinde tutulan proje dosyalarıdır. Bir diğeri ise vault dediğimiz kasa. Bir nevi büyük bir server kurulmuş ve çok kullanıcılı tasarımcılardan oluşmuş olan tasarım ekibimiz dosyayı oradan çekip kendi bilgisayarına kaydederek bunun üzerinde çalışmalar yaptığı ve tekrar kasaya geri gönderdiği bir sistemdir. Location dediğimizde ise bunun dediğimiz olduğumuz gibi yolunu, path'ini göstermiş oluyor. Yani C users desita learning path dataset şeklinde bir yolda dizinlerimi göstermiş oluyor. Included file dediğimiz bölümde ise daha önceden oluşturulmuş farklı bir dosya veya projedeki dosyaları buraya kendiniz ekleyerek bunun da dizinden çağrılmasını sağlayabilirsiniz. Use Style Library'de ise iki farklı özelliğimiz var. Read-Write dediğimizde okunabilir ve yazılabilir olduğunu, Read-Only dediğimizde ise sadece okunabilir özellikle olmasını sağlamış oluyoruz kütüphanelerimizin. Yani bu aslında daha çok teknik resim özelliklerinde karşımıza çıkacak. Burada ise Appearance dediğimiz görünüşle ilgili olarak kütüphaneler. İşte burada hangi kütüphaneyi kullanacağıyla alakalı olarak bilgiler kendimiz veriyoruz. Şu an mesela koyu olduğu için Inventor Material Library'nin açık olduğunu görüyoruz. Yine bakın Material Library'de de farklı olarak böyle oluyor. Ve Workspace dediğimizde ise şu an benim çalışmalarımın nerede olduğunu görmüş oluyorum. Buradan bakın kütüphaneleri ekleyebiliyorum. Burada subfolder'lar varsa, yani benim kullanmış olduğum komponentler varsa, alt bileşenler varsa ya da işte örnek dosyalarım varsa bunların tutulduğu klasörleri göstermekte. Ve buradan da bakın bunların options'ları var. Yani ben burada design data, template datalarını şu an default olarak var ama ben kendi template'lerimi ya da kendi kütüphanemi buraya ekleyerek de burada montajlarımı yaparken kullanabiliyorum. Bir diğer özelliğimiz ise komple options dediğimiz bölümümüz. Bu da şudur. Old version to keep on save derseniz ve buna 1 olarak atarsanız bu sizin yerinize program herhangi bir elektrik kesintisi ya da veri kaybının önüne geçmenizi sağlayabilir. Nasıl? Old version diye bir dizin oluşturulur, bir klasör oluşturulur ve klasörde sizin yerinize bunları tutar. Using unique file names dediğimizde ise şöyle, sizin aynı dosya
özelliklerini kullanmanızı, aynı isim verebilirsiniz dosyalara. Yes ya da no diyerek bunları farklı olarak tutmasına ya da oluşmasını sağlayabilirsiniz. Name dediğimizde ise bakın buradan gelip şöyle rename demeniz yeterli olacaktır. Şu an aktif olduğu için bu gibi değişikliklere izin vermemekte. Bunun da bilgisini vermiş oldum. Shortcut to Inventor Learning Path Dataset dediğinde bunun nerede olduğunu bize gösteriyor. Yani kısaltılmış hali, kısa yolun nerede olduğunu gösteriyor. Owner deyip buradan bir isim, kişi atayabilirsiniz. Veya bir ID atayıp örneğin buralarda ID'ler vererek sadece bu kişilerin bu datalara sahip olabileceğini gösterebilirim. Yani ağ bağlantısı gibi düşünebilirsiniz. Tüm ayarları done diyerek önce save ve sonra done diyerek buradan çıkış sağlıyoruz. Ve şimdi ben open dedim de bakın otomatik olarak görmüş olduğunuz gibi bu dizinden yani benim oluşturmuş olduğum Learning Path Dataset dizininden bakın şurada bağlı olan datadan otomatikman istediğim özellikleri buradan çağırmamı sağlıyor. Ve bununla birlikte herhangi bir şekilde data kaybı olmamış oluyor. Bir de bunu unutmamanız için tekrar etmem gerekir. Burada bir montajı bir yere taşırken kesinlikle herhangi bir şekilde bir tane bile komponent eksik olsa açılmayacaktır. O yüzden burada videonun da başında söylediğim gibi montajı oluşturan ve montaja bağlanmış olan dataların komponentlerin doğru dizinlerde olması önem arz etmektedir.